Hıncal Uluç foto maç. Galatasaray yöneticilerinin öncelikle bakmaları gereken şu. Fener medyası birini met ediyorsa ondan uzak dursunlar. Şimdi bunlar burada bir araya gireyim mi? Fener medyası. Şu Fener medyası. Şimdi bu Fener medyası işi bu neden olur biliyor musun? Jenerasyonların tuttukları takım medyaya da sirayet eder. Yani kabul edelim ki bizim babalarımızın döneminde daha çok Fenerbahçeli vardı. Yani baskın olan taraftar grubu Fenerbahçeli. Sen bu Fener medyası lafını kabul ediyorsun yoktur. Ve bunu sosyolojik açıklamasını getiriyorsun yapıyorum şu anda? Şimdi Fener medyası diye bir şey vardı. Biz çocukken vardı. Hiç tartışma yok. Evet. Açtığın zaman gazetelerde görürdün o yaklaşımı. Neden? Hiç Fenerbahçeli daha çoktu çünkü. İşte medya niye öyleydi? Medya da Fenerbahçeliler daha çoktu ve çok satıyordu. İkisi birden. Bak, Fenerbahçe kazandığı zaman sırf iskele baskısı yapılırdı. Tabii. Bak iskele de satılsın diye gazete basılırdı. Doğru. Ki hani gerçekten inanılmaz satışa katkısı vardı. Doğru. Hem satışı fazla. Doğru. Hem medyada çalışan Fenerbahçeli sayısı fazla. Yani normalde bir gazetecinin takım kimliğinden uzaklaşıp işini yapması gerekir. Ama olmayabilir. Ondan öncesine gidelim. Orada bir taraftarlıktan da söz etmiyoruz ama. O da var. O taraftarlığından var. Söz. Benim söylediğim şey o değil. O da var. Hani Fener iki sayfaysa diğeri bir sayfa falan. Kabul ediyorum. Ben böyle bir şeyden söz ediyorum. O da var. Peki. Ben buna, tamam. Bunu da ekliyorum. Tamam. Çok küçük yüzdeyle olsa da etkiler. Ondan öncesine gidelim. Metin Oktay öncesine. Bu sefer Fenerbahçe ile Beşiktaş seyircisi fazla. Galatasaray'ın yok gibi. Evet. Çok az yani o bizzat Galatasaraylılar söyler iki direk arası. Doğru. Seyirci. Bugün geldiğimiz noktada hem taraftar sayısı hem medyada çalışan genç sayısı ben direkt takip ediyorum. Galatasaraylılar daha fazla. Hıncal abi bir 20 yıl öncesinden bahsediyor. Şu andaki durum net olarak medyada çalışan normal olarak Galatasaraylı sayısı daha fazla. Çünkü yani UEFA şampiyonluğu işte daha 89'dan beri gelen süreçte genç nüfusta Galatasaraylılar daha fazla. Bu normaldir. Eminim 10 sene sonra iş değişecek. Başka bir şey olacak. Hani Beşiktaş böyle giderse Beşiktaşlar artar. Yani bu başarılara endeksli bir durumdur. Şu anda Fener medyasından falan bahsedemezsin. Mümkün değil. Ya Fener medyası diye bir şey olsa 3 Temmuz'dan sonra öyle mi olurdu medyanın hali? Yani bu doğru bir tespit değil. Maalesef. Hıncal abi kendi çalıştığı dönemde bunun sıkıntısını çekmiş olabilir. Çünkü biliyorsun Galatasaray atkısıyla maçlara gitti artık bir dönem. Tabii tabii. Bir protesto olarak. Bugün için geçerli değil.